Dostlarım, hemşire ekranlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Şu anda Total Futbol'da Umut'un hesabındayım. Bazı şeyler arkadaşlar kendi hesabımdan ne yazık ki gösteremiyorum. Gösterme şansım olmuyor arkadaşlar. Çünkü bende yok arkadaşlar. Yani Haaland bir şekilde bana 2022-2023 sezonunda çıkmadı. Umut'a çıktı. Önceki videomuzda arkadaşlar biliyorsunuz Umut'un hesabında Osimhen'i çıkartmıştık. Sonra ben Osimhen'i buradan takasladım ettim. Umut'un hesabı yine bayağı iyi bir şekilde yükselttik arkadaşlar. Ve hani sebebini soranlar için arkadaşlar söylüyorum. Umut arkadaşlar yüksek seviye katıl üyesi arkadaşlar. Umut şu anda en üst seviye katıl üyelerinden bir tanesi. O yüzden böyle kadrosuyla özel olarak ilgileniyorum. Özel olarak kadrosuyla arkadaşlar taktik veriyorum. Düzenleme yapıyorum. Reboot yapıyorum. Haberiniz olsun. Yani siz de arkadaşlar en azından 15 TL katıl üyesi olarak katılırsanız arkadaşlar canlı yayınlarda chat bölümünü kullanabiliyorsunuz. 50 liralık katıl üyesi olursanız arkadaşlar turnuvalara katılıp ödüllü turnuvalara katılacaksınız önümüzdeki sezonda ve diğer katıl üyeliklerini kullanırsanız da bu tarzda özelliklere, imkanlara sahip olacaksınız. Arkadaşlar şuradan sürekli 85 aldık. Aynı zamanda bir önceki 85'ini bozduk ve bir de 87 çıkartmıştık biliyorsunuz. Bir tane daha 85 olsa 3 tane buradan bir gördüğünüz gibi arkadaşlar takaslayabiliyor Umut. Şimdi Umut'ta arkadaşlar Haaland var. Haaland var. Gerçekten takımı efsane bir takım oldu. Ronaldo, Osimhen, Haaland üçlüsü oynayacak adam yani. Yeri göğü yıkacak yani. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi Haaland olduğu için buradan Haaland'ı arkadaşlar convert diyeceğiz. Siyah kart MF istiyor bizden. Mecburen şu depayı kullanacağım yani. Umut Reis de sura bakmasın artık. Mecbur kullanacağız depayı. Şuradan arkadaşlar diğer siyah oyuncuları seçiyoruz. Şöyle Jorginho'yu da seçelim. 4 tane siyah, 2 tane santrafor, 1 tane Haaland istiyor arkadaşlar. 89 Haaland'ı ver. 91 Haaland'ı al diyor arkadaşlar. 91 Haaland gerçekten çok iyi bir kart arkadaşlar. Bunu geliştirince de göreceğiz ve Erling Haaland 91 Umut'a hayırlı olsun arkadaşlar. Biliyorsunuz Ronaldo'ya da ben vesile olmuştum. Osimhen'i çıkartmasına da ben vesile oldum. Haaland'ı çıkartmasına da vesile olduğum için mutluyum. Resmen adamın kadrosunu böyle tek başıma ilmek ilmek iledim arkadaşlar. Yani öyle mi söylenir artık bilmiyorum. Neyse. Hocamız depayı zaten Umut bozmuş. Sıkıntı yok. Şimdi Martinez'i arkadaşlar 7'ye çekeceğiz o yüzden. Ve Haaland'ı da şu şekilde sokuyoruz arkadaşlar oyuna. Haaland'ı da hemen arkadaşlar 900.000 Euro'su var. Yükseltebildiğimiz kadar bir yükseltelim. 43. seviye 750.000 Euro diyor. Abi bir tık fazla bastım gibi de neyse, Martinez'i bozmak zorunda kalacağız arkadaşlar olmadı. Ya da şurada yükselttiği bir oyuncu varsa onlar bir, evet mesela Nunez var arkadaşlar. Martinez dursun. Martinez yedekten oyuna sokar Umut. Hani Nunez'i şimdilik bozalım. Çünkü şey geliştirme yapmamız lazım. Para lazım bize. 315.000 Euro. Umut Reis sen artık bunları sonradan tekrardan yükseltirsin. Problemi yok. Zaten kayıp çok az oluyor biliyorsun. Bunu ikinci seviyeye yapacağız arkadaşlar. Önce bir tane siyah kart istiyor bizden. Abi adamda kart kalmadı bu arada. Depayı kullanacağız ya. Siyah kart istiyor arkadaşlar. Siyah kartı bastık. Evet. Sonraki yükseltmeye yetiyor bilmiyorum. Arkadaşlar şut gücü 100. Fiziksel 97. Bitiricilik 98. Ofansif 96. Hızı 97. Hızı bir 99 yapalım tamam mı? Şut gücü zaten 100 arkadaşlar. Bitiricilik 99 olsun. Sonra şunları da birer tane arttıralım şimdilik. Zaten birazdan bir de arttıracağız. Siyah kart MF'ye de paramız yetiyor. Geliştir diyoruz arkadaşlar. Ve 105'lik Haaland'ı oldu Umut'un. Evet, efsane ve ötesi yani. 99 ofansif farkındalık, 99 fiziksel mücadele hocam. Bir tane daha kaldı. Ona da hadi hızını da 100 yapalım. Ya da yok, kafa vuruşu 90 olsun. Şura full 90 civarı olmuş olsun. 105'lik Haaland oldu arkadaşlar Umut'un. Buna seviye atlatacağız. O kadar Haaland olduktan sonra yani bir zahmet biraz da yüksek seviyeli oynasın. Parayı buna da gömüleceğiz biraz. Top kontrolü 90, kafa vuruşu 92'ye çıktı. Ve Umut'un kadrosu an itibariyle bu şekilde oldu arkadaşlar. Yani inanılmaz ve ötesi bir kadrosu var. Tabii ki kadrosunu bu şekilde rebuild dedikten sonra bir maç atacağız dereceli ve deneyeceğiz arkadaşlar. Yükseltme Osimhen'i de göstereyim. Önceki paket açılım videosundan hatırlarsanız. Arkadaşlar bu da dehşet ve ötesi bir oyuncu oldu. Bitiricilik 99, şut gücü 99, ofansif farkındalık 99, 91 kafa vuruşu. Driblingi bile 88 yani. Hızı 99.
Fiziksel mücadele 93, zıplama 94, dayanıklılık 87. Yani inanılmaz bir takım ya. Öyle böyle değil. Taktikleri ben değiştiriyorum arkadaşlar. Kendi oynadığım şekliyle. Şu şekilde yapacağım. Ve artık son ayarlarımı da yapıp arkadaşlar maça geçebiliriz. Arkadaşlar Umut Legend 1'de şu anda 20 yıldız seviyesinde. Hemen maça başla diyoruz. Umarım hızlı bir şekilde maç bulur. Ve bu inanılmaz kadroyu test ederiz. Bakalım aramaya başladık. Evet, Efsane 2'den Şavki 123 isimli kardeşimiz, şanssız kardeşimiz geldi arkadaşlar. Yani kendisine Allah'tan sabır, yakınlarına da sabır diliyoruz. Kendisine de başsağlığı diliyoruz arkadaşlar. Gerçekten onun için oldukça zor bir maç olacak. Ben arkadaşlar benim kadromu biliyorsunuz. Benim kadroda şu anda Van Persie var. 115'lik Van Persie var. Kendisinin ekstra özelliği var. Oyuna yeni gelen özelliklerden bir tanesi arkadaşlar. Gelişine voley vur gibi değişik bir özellik vardı. O var arkadaşlar şu anda. Aynı zamanda Osimhen'im arkadaşlar. Geçen sezondan kalma. Eğer Umut'un yapabilirsem Umut'un kadrodaki gibi 87'li alıp yükseltmeyi düşünüyorum. Aynı zamanda 3. oyuncum da şu anda arkadaşlar. Benim geçen sezonun bu Liverpool'lu oyuncusu. Şu anda da aklıma gelmedi ya. Nunez arkadaşlar. Nunez. Tabii ki ben de forvet hattına değişikliklere gideceğim arkadaşlar. Değişiklikler yapacağım illaki. Bu sezon biraz daha çıkardığımız ama şu Haaland falan bize çıkmadığı için tabii ki de oynayamıyoruz arkadaşlar. Neyse. Bakalım Ronaldo çok güçlü oldu ya. İleri hattı var. O kadar güçlü oldu ki bakar mısın şuna? Ya bu adam bu sezon yarıp geçecek arkadaşlar ve biz izleyeceğiz. Biz bunlarla santr stoperlerimizle bu oyuncular nasıl savunacağız ya? Gerçekten var ya, stoperlerimizi çok iyi geliştirmemiz lazım. Çok hızlı ve güçlü stoperlere ihtiyacımız var arkadaşlar. Fiziği çok güçlü stoperlere ihtiyacımız var. Yoksa gerçekten bizi patates edecekler yani bu sezon. Onu size söyleyeyim arkadaşlar. Yani bu tarz oyunculardan bahsediyorum özellikle. Haaland, Osimhen. Yani bunlara sahip olan insanlar bizi gerçekten patates edecek hocam. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor yani. Ronaldo Haaland'a doğru verdi. Erling Haaland Osimhen'in koşusunu gördü. Osimhen. Adamın omuzu bir koydu arkadaşlar. Adam iptal yani. Vallahi billahi şu kadroyla çıtır çıtır gol atarsınız ya. Gerçekten şu kadroyla çıtır çıtır gol atarsınız arkadaşlar. Çok iyi, çok iyi. Umut'un sadece tek yapması gereken bana göre orta sahalarında biraz değişikliğe gitmesi lazım. Ben orta sahalarını çok beğenmiyorum. Yani mesela İlkay'ı falan değiştirebilir. Tabii o da çıktıkça zamanla şu an elinde çok iyi bir orta saha yok. İlkay değiştirebilir. Şu Valverde'yi deneyebilir. Yeni gelen Valverde'yi. İyi gibi duruyor ama bilmiyorum. Osimhen'e doğru orta. Kafa vuracaktı. Kante. Dönen top Şezni. Kante'yi de değiştirebilir bence. Daha iyi bir defansif orta saha alabilir. Kante yerine. Yeni gelen Rodri'yi alabilir mesela. Abi Osimhen'e bakar mısın? Topu nasıl çeviriyor kenarıya? Nasıl vuruyor? Ya kendi kendine oynuyor herif ya. Yemin ediyorum. Efsane bir şey oldu ya. Kadro. Muhteşem oldu. Muhteşem ve ötesi oldu. Evet şimdi Vinicius. Kante. Osimhen. Osimhen'e doğru bir pas. Rüdiger. Aubameyang. Cancelo dönen top. Şimdi pasını verdi. Rodri. İlkay Gündoğan. Yukarıya oynuyor. Kante. Pası. Ronaldo. Bıraktı Haaland'a. Haaland Osimhen oynayacak. Osimhen dönüp hızını konuşturacak. Abi fiziği çok iyi. Fiziği çok iyi. Gerçekten fiziği çok iyi. Kolay kolay salmıyor rakibi. En çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi fiziği oldu. Şu an Ronaldo'ya pas atasım gelmiyor ya bu iki oyuncunun yanında. Yani normalde Ronaldo çok iyi bir oyuncu arkadaşlar biliyorsunuz. Hani Umut bayağı iyi de geliştirdi onu. O da çok iş yapıyor. Ama şu iki oyuncu varken Ronaldo... Bu arada Rodri varmış takımında. Ben hiç dikkatli değilim gerçekten. Rodri'yi görmedim arkadaşlar. Neyse dönen topta Osimhen yazdı. Şimdi Rodri var, İlkay var. O zaman... İlkay'ın yerine Valverde olabilir arkadaşlar. Valverde'yi alabilir diye düşünüyorum. 3-0 oldu. Rakip pozisyonu geçmiyor. Çıktı mı ne yaptı bilmiyorum ama yani şu kadroya yapabileceği hiçbir şey yok rakibin. Görüyorsunuz Haaland vuruyor. Dönen topta Rodri yazıyor. Hepsinin ofansif farkındalığının arkadaşlar 99 olması oyuncuların. Yani inanılmaz şekilde arkaya kaçmalarına, tamam mı? İnanılmaz şekilde pozisyona girmelerine sebebiyet veriyor arkadaşlar. Bakın bu çok önemli. Şut gücü, ondan sonra bitiricilik, ofansif farkındalık bunlar 99'sa yani çatır çutur gol atarlar. Rakibi de böyle oyundan çıkartırsınız arkadaşlar. Görüyorsunuz sadece 42 dakikada win aldık yani. Daha ciddi oynasam daha hızlı rakibi oyundan çıkartabilirdim. Ronaldo'ya baksana böyle bir şey var mı? Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Kaleyi adam füzeliyor yani. Füzeliyor.
4-0 oldu. Aha Ronaldo gol sevinci. Şeyle Haaland'la gol attık değil mi? Haaland da atmıştır. Ronaldo'nun gol sevinci var arkadaşlar. Yüzünü gülümsettiği şey yaptı. Abi Erling Haaland ya. Vallahi billahi çok iyi. Çok iyi. Takım şu an çok iyi arkadaşlar. Çok özendim. Reis. Allah bize de nasip etsin inşallah. Video izleyen herkese nasip etsin Allah inşallah arkadaşlar. Bakalım. Yani şu takıma hani şunu çıkar şunu al diyemem. Yani Umut'un bu takımına girebilecek arkadaşlar. Sadece tek oyuncu söyleyeyim. Haaland'la bir daha gol atalım da atabilirsek süre yeterse. Umut'un şu an bu takımına girebilecek arkadaşlar. Sadece bir tane oyuncu var. O da Robin Van Persie'dir. Yeni gelen 80'lik Robin Van Persie. O da hani ütopik bir şekilde yükseltirse arkadaşlar gelir yani. Neyse ilk yarı bitti arkadaşlar. Adam inşaat çıkmıştır. İnşaat çıkmıştır. Çıkmasını bekliyoruz. Bize artık ver şu 3 puanımızı yıldızımızı hocam. Ver şu 3 puanımızı yıldızımızı alalım gidelim. Bekliyoruz hocam bekliyoruz ama neyi bekliyoruz anlayamadık. Kardeşimiz ne yapacak onu bekliyoruz derken çıkmış zaten arkadaşlar. Bayağı geç verdi puanımızı. Bu şekildeydi arkadaşlar video. Gördüğünüz gibi kardeşimizin kadrosunu buitlemiş oldum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Başka Total Futbol videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.